Merhabalar sevgili arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız sağdaki abone ol yazısına tıklayarak abone olabilirsiniz. Bugün sizlere bir şal modeli göstereceğim. Şal olur, fular olur, yelekler, hırkalar, bluzlar da kullanılabilir. Bu şekilde yün iplerle yapabileceğiniz kolay bir model. Şimdi zemin için ne yapmak istiyorsanız ona göre zincir çekmeniz gerekiyor. Ben şimdi sayı vermeden belli bir miktar zincir çekiyorum sizlere modeli gösterebilmek için. Tığım bu arada 2 numara 2 milimetrelik bir tığ kullanıyorum. Ona göre ipler tercih edebilirsiniz tabii ki. Şimdi bir miktar zincir çekip dönüyorum. Evet. Şöyle uzunlukta bir zincir çektim. Şimdi bu zincirin üzerine tığımızı bir kez dolayalım. 1, 2, 3, 4. Dördüncü zincire batarak bir trabzan, tekrar aynı zincire batarak bir trabzan daha yapıyorum ve 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Bu modelin şablonunu da arkadaşlar videonun altında açıklamalar bölümü olacak, orada link vereceğim, oradan da bakarak yapabilirsiniz, şablonunu alarak da yapabilirsiniz. Evet, şimdi 4 zincir çektim. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincire batıyorum. Tığ dolamadan batıyoruz ve bir sık iğne yapıyoruz. Bir sonrakine batıyorum. 2. sık iğne. Bir sonraki zincire batıyoruz. Tekrar 3. sık iğne. Ve bir sonraki zincire batıyoruz. 4. Bir sonraki zincire batıyoruz. 5. Her bir zincirin üzerine batarak 5 tane sık iğne yaptık. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyoruz. Tekrar tığımızı bir kez dolayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincirin içine giriyorum. Buraya 2 tane trabzan yapıyorum. 1, 2. Bir tane zincir çekiyorum. Aynı zincire 2 trabzan daha yapıyorum. 1 ve 2. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. Ve tekrar 5. zincire kadar sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5. zincire giriyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 tane zincir çekiyorum. Şöyle sayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Tekrar 5. zincire geliyoruz. 1, aynı yere tekrar batıyoruz. 2, şimdi bir zincir çekiyorum. Burada bitireceğim arkadaşlar ben, çünkü şuradaki zincirim tekrar şu deseni kurmama yetmeyecek. Siz ne yapacaksınız ona göre fazla fazla zincir çekip sonradan burayı sökersiniz, şu uzunluğa karar verdikten sonra. Burası yeterli olacak benim anlatmam için. Şimdi normalde aynı şekilde 2 trabzan, 1 zincir, 2 trabzan yapıp sonra tekrar 5 tane sık iğne yaparak devam ediyorsunuz. Şimdi bitirirken bu kenar kısmı böyle olacak. 2 trabzan, 1 zincir, 1 tane trabzan yapıyorum. Buradan 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Tığı bir kez doladım. Bu bir zincir çekmiş olduğum boşluğa giriyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Şöyle 2 trabzan. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Şimdi tığımızı 1, 2, 3 defa doluyoruz. Birinci sık iğneye değil, ikinci sık iğnenin üzerine batarak önce 1 ilmek, sonra 2, 2 alarak 4, şunu tekrar alalım, 5.
Beşli bir trabzan yapıyoruz. Bir zincir, tekrar 1, 2, 3 doladım. Bir sık iğne atlıyorum, bir sonraki sık iğneye batıyorum. Yine önce bir, sonra 2, 2 alacağız. 2, 3, 4, 5'te çıktık. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladım. 2 tane ikişerli trabzan yapmıştık. Aradaki boşluğa batıyoruz. Bir zincir çektiğimiz boşluğa 1, 2, 2 tane trabzan, 1 zincir. Tekrar buraya 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu kısım hep bu şekilde gidiyor zaten. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 1, 2, 3 doladık. Tekrar geliyoruz. Şimdi burada sık iğneler var. 1, 2, ikinci sık iğnenin içine giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5'te çıktım. Bir tane zincir. Tekrar 1, 2, 3 doladık. 1, 2. İkinciye batıyorum yine. Bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir. Bir kez doladım. Şimdi 2 tane trabzan atlıyorum. Burada 3 trabzanımız var. Şu araya giriyoruz. Buraya 2 tane trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Aynı yere bir kez daha batarak bir trabzan daha yapıyoruz. Şu şekilde burayı tamamladık. Şimdi 3 tane zincir çekelim. Dönüyorum. Bir kez tığımı doladım. Yine bakın, hemen bir zincir çektiğimiz boşluğun içine giriyoruz. Buraya. Burada dönerken 4 zincir çekelim arkadaşlar. Çünkü şöyle yapalım. Evet, bir zincir boşluğumuz olacak. Boşluğa giriyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şu uzun uzun yaptığımız trabzanların geliyoruz yanına. İlk zincire bakın. Ya da boşluğa da batabilirsiniz şöyle. Trabzanın yanına doğru. Sık iğne yapacağız çünkü. Bir tane buraya. Bir tane trabzanın üzerine batarak 2. Bir tane boşluğa batarak 3. Bir tane tekrar trabzanın üzerine batıyoruz 4. Bir tane de buradaki boşluğa batıyoruz 5. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Bir doladım. İkişerli trabzanların arasına giriyoruz. Yine 2 tane trabzan yapıyoruz. 2. Arada 1 zincir. Tekrar 2 tane trabzan. 1 ve 2. 1, 2, 3, 4. Evet, şimdi tekrar 5 tane sık iğne yapacağız. Boşluğa batarak trabzanın yanına doğru bir sık iğne yapıyorum. Trabzanın üstüne ikinci sık iğne, boşluğa üçüncü sık iğne, tekrar trabzanın üzerine 4, tekrar buradaki boşluğa 5. 1, 2, 3, 4 zincir. Şu aradaki boşluğa 2 tane trabzan atlıyoruz. Buraya 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa 1 trabzan daha yapıyoruz. Evet, şimdi yine 3 tane zincir. 4 zincir, pardon. Dönüşlerde 4 zincir. Doladım. Yine boşluğa batıyorum. Bakın. Bir zincir çektiğimiz boşluğa. 1, 2 tane trabzan yapıyorum. Tekrar 4 tane zincir. 1, 2, 3, 4. 5 sık iğnenin üzerine
5 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 tane zincir çekiyoruz. Sonra tekrar şimdi ikişerli trabzanların üstüne geldim. Buraya yine 2 trabzan. Bir zincir, tekrar 2 trabzan. Ve 1 2 3 4 zincir. 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir. Sondaki bu boşluğa giriyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 zincir. Tekrar bir tane daha trabzan. Evet. Şöyle. Şimdi tekrar 4 tane zincir çekelim, dönelim. 1 2 3 4. Dönüyoruz yine ilk boşluğun içine. 2 tane trabzan yapıyoruz. Bu sırayı da aynı şekilde öreceğiz. Alt sırayı yaptığımız gibi. 1 2 3 4. Ve 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 2 tane trabzan. 1 2 1 zincir tekrar. 1 2 1 2 3 4 Tekrar şimdi 5 tane sık iğne yapalım. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 zincir. Sondaki boşluğa giriyoruz. 2 tane trabzan yapıyoruz. Kenar bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bunu siz tabi ortaya uzatıp kenarı hep aynı şekilde bırakmanız gerekiyor. Evet. Şöyle tamamladık. Şimdi tekrar 4 zincir çekerek dönelim. 4 zincir çektim. Aynı şekilde 2 tane trabzan yapıyoruz hemen ilk boşluğa. 3 sıra sık iğne yaptık buraya. 5 tane zincir çekiyoruz. Şuradaki işlemin aynısını yapacağız. 1 2 3 4 5 zincir. Tığımızı 1 2 3 defa doladım. 1 2 ikinci sık iğneye batıyorum ve 5 defa da çıkıyorum şimdi. 1 2 3 4 5 Evet, bir tane zincir. Tekrar 1 2 3 doladık. 1 ikinci yuvaya girdik. 1 2 3 4 5 de çıktık. 1 2 3 4 5 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı dolayıp trabzanların arasına giriyoruz. 1 2 1 zincir. Tekrar 1 2 1 2 3 4 5 zincir. Buraya da aynısını yapıyorum. 1 2 3 defa tığımı doladım. 1 2 5 defa da çıkarak böyle uzun bir trabzan yapıyoruz. 1 zincir. 1 2 dedik tekrar.
1, 2, 3, 4, 5 zincir. Sondaki boşluğa giriyoruz. 2 tane trabzan. 1, 2, 1 zincir. Tekrar bir tane daha trabzan yapıyorum. Boşluğa batarak. 1, 2, 3, 4. Evet. Model aslında bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Hep aynı şeyleri tekrar ediyoruz. Şimdi buranın da üzerine 3 sıra sık iğne yapacağız. Aralardaki şu zincirlerin sayısı 4 olacak. Şimdi bir sıra daha tamamlayalım. 4 zincir çektim. Boşluğa 2 tane trabzan. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi sık iğneleri yapacağız. Önce boşluğa şu trabzanın yanına doğru getiriyorum. Birinci sık iğne. Trabzanın üstüne 2. Boşluğa 3. Trabzanın üstüne 4. Tekrar boşluğa 5. 1, 2, 3, 4. Bir doladık. 2 tane trabzan. Bir zincir. Tekrar. 1, 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar. Pardon, tığ dolamıyoruz. Boşluğa. Bir sık iğne. İkinci sık iğne. Üçüncü sık iğne. Dördüncü sık iğne ve beşinci sık iğne. 1, 2, 3, 4. En sondaki boşluğa 2 tane trabzan. 1, 2, 1 zincir. Tekrar bir trabzan daha. 1, 2, 3, 4 zincir. Şimdi 4 zincir çektim, döndüm. 2 trabzan. 1, 2, 3, 4 tane tekrar zincir. Ve yine buraya 5 tane sık iğne yapıyorum arkadaşlar. 2, 3, 4, 5 ve 1, 2, 3, 4 zincir. 2 tane trabzan. 1 tane zincir, tekrar 2 trabzan daha. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir, iki, üç, dört. Sona giriyoruz. İki tane buraya trabzan yapıyoruz. Bir tane zincir çekip tekrar bir trabzan daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar dönüyoruz. Aynı sıraları tekrar edeceğiz. Şimdi bir sıra daha sık iğneyi tamamlıyoruz burada. Bu modelle ilgili resim olarak şallar paylaşmıştım arkadaşlar. Daha önce. 1, 2, 3, 4. Şimdi böyle küçük bir parça da gösteriyorum ben tabii ama büyük bir şey yaptığınızda daha güzel göreceksiniz eminim. Şimdi ilk sık iğnenin içine girdik. 1. Alt sıranın aynısını devam ediyoruz. 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. 2 trabzan. Bir zincir. Tekrar iki trabzan.
1, 2, 3, 4. Ve 5 tane sık iğne. 3 sıra bu şekilde sık iğne sırasını tamamladıktan sonra da uzun uzun trabzanlar yapıyoruz aynen şuradaki gibi. 4 zincir kenara geldim. 2 tane trabzan. 1 zincir tekrar. 1 trabzan daha. Evet, 1, 2, 3, 4. Yine 4 zincirimizi çektik. Şimdi tekrar uzun trabzanları yapacağız. Önce 2 tane trabzanımızı yapalım. 1, 2. 5 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar burada. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3 defa doladım tığıma. Yine 1, 2 diyoruz. İkinciye battık. 1, 2, 3, 4, 5 de çıktım. 1 zincir. 1, 2, 3 doladım. 1, 2'ye battım. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu ortamız hep aynı şekilde ilerliyor. Yine ortaya giriyoruz. 1, 2 tane trabzan, 1 zincir. Tekrar 1 ve 2. 1, 2, 3, 4 zincir. Pardon, 5 zincir burada. Bir tek burada 5 zincirimiz var. 3 defa doladık. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5. 1 zincir. 3 doladım. 1, 2 tekrar. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 zincir ve son boşluğa girdim. 1, 2, arada 1 zincir çekiyoruz. Tekrar 1 tane trabzan. 1, 2, 3, 4. Evet arkadaşlar. Bu şekilde modelimiz aynısını tekrar eden sıralardan oluşuyor. Dediğim gibi siz ne yapacaksınız ona göre zincir çektikten sonra şu sırayı sürekli tekrar ediyoruz. Sonra üzerine de aynı sıraları tekrar ederek örüyoruz. Şimdi bunun üzerine tekrar burada yaptığımız gibi 3 sıra sık iğne yapacağız. Aralardaki zincir sayısı 4'er zincir olacak. 3 sırayı tamamladıktan sonra tekrar bu sıranın aynısını yapıyoruz. Evet. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel böyle örümcek modeli diyorlar sanıyorum. Bunu örümcek gibi duruyor. Ben çok beğendim. Şal ve fularlarda çok yakışacağını düşünüyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Daha güzel modellerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.